Sen ya, sen niye bugün tıkılıp kaldın eve ya böyle? Oğlum deli misin, nesin? Bayramın ilk gününden gidecek kimsem yok diyorum sana, aa! Olsun, huzur evine git, başka bir yere git, sevap işle anne, git ama ya! Bana bak Zülfikar, sen beni dışarı mı çıkarmaya çalışıyorsun? Yo, ne alakası var? Yalan söyleme, ben anlarım. Sabahtan beri sen beni bir yerlere göndermeye çalışıyorsun. Tamam anne, tamam ya, bir arkadaşım gelecek. Kim? Necip mi? Yok, Seval. E o da olmaz, evi berbat. Ne? Seval mi? Hmm. Yani kız. Ha? Amanın! Oğlum büyümüş de eve kız arkadaş da getiriyormuş. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana oğlumun mürüvvetini gösterdin ya. Anne dur ya, abartma hemen. Ne mürüvveti? Yani Seval Hanım benim sadece hoşlandığım, beğendiğim bir bayan. Eve gelecek, çay falan içeceğiz. İyi, gelsin. Tabii sen evi boşaltırsan. Olmaz. Ben de burada olacağım. Hem size çay falan yaparım. Hem gelinimi de görmüş olurum. Ya anne olmaz. Ya durum biraz karışık. Nasıl karışık? Anne geldi. Hadi anne ne olur yukarı falan bir yere saklan sen. Olmaz. Olmaz. Gelinimi görmeden şuradan şuracağa gitmem. Anne. Tamam o zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. He yav. Seval Hanım beni tanımıyor. Nasıl yani? O kız tanımadığı adamın evine niye geliyor o zaman? Ya anne tamam hemen kaynanalık yapma. Tanıyor da Zülfikar olarak tanımıyor. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Peki kim olarak tanıyor yavrum? Ekrem Bey olarak. Ne? Bizim Ekrem Bey. Ha, ne yapayım anne? Seval Hanım iş kadını zengin. E ben de baştan öyle Ekrem Bey diye tanıttım kendimi. Öyle gitti sonra anne idare et kurban olayım ya. Hiç hoşuma gitmedi ama. Peki git aç bakalım. Oh annem benim hadi anne. Merhabalar Seval Hanım. Merhaba İkrem Bey. İyi bayramlar. Ah, ne gerek vardı ya. Buyurun. Ah, buyurun. Buyurun şöyle hemen köşeye. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar Seval Hanım. Merhaba. Merhaba efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım size de. Sağ olun. Ya anne ya, önlüğü niye çıkarmadın ya? Hanımefendi herhalde sizin... Hizmetçim, evet. Ben de anneni sanmıştım. Yok canım, yok. Hayret. Ekrem Bey ara sıra anne der bana ama. Evet, ara sıra anne diyorum çünkü küçüklüğümüzden beri beraberiz ama müstesna anne. Müstesna anneciğim. Müstesna anne. Anne! Ya anne ne yapayım, üstünde önlük var. Sus! Anne deme bana, eşek herif. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Hizmetçisiymiş. Müstesna Hanım fevkalade Türk kahvesi yapar Seval Hanım. Öyle mi? Ya. Oh, Müstesna Hanım vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş kahve, teşekkür ederim. Afiyet olsun Ekrem Bey. Görevimiz. Eviniz de gerçekten çok güzelmiş Ekrem Bey. Ya aslında diyorum ki daha büyük bir eve mi geçsem? Hani o da belki çoluk çocuğa karışınca. Aa Ekrem Bey, çoluk çocuğa karıştıktan sonra da burası yeter size. Nasıl olsa anneniz yok başınızda fazlalık. Estağfurullah müstesna hanım, olur mu öyle şey ya? Merhaba. Selam. Ay! Ay! Kızlar, Ekrem amcanızın arkadaşı Seval Hanım'la tanışmış mıydınız? Ha! Ekrem amca? Ya? Ekrem Aykar. Ekrem Bey'in arkadaşı Seval Hanım. Merhaba çocuklar. Ben sizi görmüştüm geçenlerde pastanede. Evet görmüştünüz da kendileri. Kızlar, Ekrem amcanızın elini öpmediniz. Ha Ekrem amca. Ay. Bayramın kutlu olsun. Değil mi? Sizin de kutlu olsun çocuklar. Oh 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 oh. Ay Ekrem Bey'in eli pek acıktı. Kızlara her bayram bol bol harçlık verir. Ya öyle mi? Ne güzel. Aa, öyle mi? Ne güzel. Ya şimdi siz en az bir 50'şer lira verirsiniz kızlara değil mi? Anne! Annem benim küçükken hep bayramlarda harçlık verirdi. Onu anımsayınca duygusal bir patlama oldu. O yüzden bağırdım. Eğer burada olsaydı eminim anneniz yine harçlık verirdi size.
Ama biliyorsunuz kadıncağız tatilde Antalya'da. Annenizi de mi tatile gönderdiniz Ekrem Bey? Çok düşüncelisiniz. Ay pek düşüncelidir. Ekrem üstünde kız yalan uydurur. Ekrem Bey, kızların harçlığını unuttunuz. Ya ben bankaya da uğramayı unutmuşum. İsterseniz ben vereyim. Çocukları hayal kırıklığına uğratmak olmaz. Olur böyle şey ya, lütfen. Tamam. Son bir 50 milyonum vardı burada benim. Ben onu buldum şu an ve veriyorum kızlar. Sonra şey. Gerçekten gerek yok Ekrem amca. Öyle mi? Aa, alın alın. Yoksa Ekrem amcanız çok kızar. Değil mi Ekrem Bey? Onu söylüyordum ben de müstesna. Ne münasebet, verilen para geri alınır mı ya? Bayram harca ya, harca. İlahi Seval Hanım ya. Efendim. Bu kim? Ablam canım, ablam. Ha, benziyorsunuz gerçekten. Hayret ya, kimse de benzetmez halbuki. Son zamanlarda ben de benzetir oldum. Huy olaraktan. Ha, andırıyor sizi. Bir ara onunla da tanışmak isterim. Eminim o da sizin kadar şeker bir insandır. Tatlı mı? Ne demezsiniz canım? Öyle bir tatlı ki, değil mi kızlar? Ya ne demezsiniz? Bir tanedir be. Aa, Nazlı, senin kız zaman geçmiş. Evet, nedense onunki çabuk geçen türdenmiş. Ay aman aman. Ah. Ay karmalikanesi ben müstesna, buyurun. Ha, alo, müstesna. Benim Ekrem. Aa, buyurun. Biz tatilden erken dönüyoruz. Ne? Ay ne güzel. Şimdi doğru eve geliyoruz. Anahtarımız yok da evde misiniz diye aradım. Tamam, tamam. Görüşürüz. Tamam. Ne oldu müstesna hanım? Yoksa tahmin ettiğim kişim. Ya. Zülfikar Bey'di arayan. Ah. Ha Ekrem Bey, Zülfikar Bey dedi ki, tatili yarıda kestik, yoldayız, dönüyoruz, az sonra evde olacağız dedi. Ne demek o ya?